Sağlam olacak, haberiniz olsun. Of 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 of. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'de uçma yarışması yapacağız arkadaşlar. Epeydir uçma yarışması düzenlemiyordum. Bugün offroad bölgesi civarında bir uçma yarışmasını oyundaki SUV, SUV arabalarımızla yapacağım. Şimdi burada bir tane biliyorsunuz son aldığımız Toyota RAV4 var. RAV4'ün yanına gidip önce RAV4'ü alacağım. Kapıya ne oluyor? Ha, açılsın. Diğer arabalar yarış noktasında bekliyor. RAV4 ile biz beraber gideceğiz. Daha sonra bütün SUV'ler olmasa da hemen hemen hepsini topladım arkadaşlar. Yani belki bir iki tanesi eksiktir. Onda şu iç, şunun için eksik. Mesela Mercedes'in iki tane aracı var. Örnek veriyorum SUV'miz ya. Birini koydum sadece. İşte örnek veriyorum BMW'nin iki tane varsa bir tanesini koydum gibi. Onun dışında hemen hemen tüm arabaları getirdik diyebilir miyiz? Hemen hemen getirdik. Sadece Toyota'dan 2 tane oldu. Yani RAV4 var bir tane de. Land Cruiser Prado'yu biliyorsunuz. Onu 2 tane getirdim arkadaşlar. Onun dışında tüm arabalar hepsi farklı farklı oldu. Farklı farklı markalara ait oldu. Çok güzel bir uçma yarışması yapacağız. Ama öyle farklı olacak biraz. Nasıl olacağını göreceksiniz. Önce bir gidelim diğerlerinin yanına. Uzun zamandır uçma yarışması yapmıyorduk arkadaşlar. Dedim bir güzel bir uçma yarışması düzenleyelim. Şimdi offroad bölgesine gideceğiz. RAV4'ü biliyorsunuz. Güzel bir araba gerçekten. Bayağı bir. Bu arada son güncellemeden sonra biraz sanki far şiddetini arttırmışlar gibi geldi. Yani bu kadar güzel aydınlatmıyordu. Da RAV4 ne oluyor abi? Sakin ol. RAV4'ün farları mı iyi yoksa bu far olayını mı arttırmışlar, düzeltmişler bilmiyorum ama bir şeyler değişmiş gibi. Neyse. Şimdi abi bakın. Bu yeni uçma yarışmamız şöyle olacak. Hemen hatta buralardayken de göstereyim ben abi. Şuradan aşağı arabalarla ineceğiz. Bakın mouse'da gösterdiğim yere bakın. Buradan ineceğiz. Buradan hızlı bir şekilde gelip tam şuradan yani şöyle söyleyeyim. Ya şura olur, bura olur. Çok önemli değil. Buradan uçacak herkes. Tek tek uçacağız. Ve nereye kadar en uzak kim giderse yani şu bölgede kazanan o olacak. Tabi düştüğümüz nokta değil. Düştükten sonra fren yapıp durduğumuz nokta önemli. Ya şimdi ilk uçtuk. Yere değdi teker, orası değil. Araba yine hareket edecek. Frene basacağız. Frenden sonra nerede durursa ora şey sayılacak arkadaşlar. Aracın durduğu nokta sayılacak. Haberiniz olsun. Bayağı güzel bir uçma yarışması olacak. Şimdi belki anlamadınız tamam ama bir yarışma başlasın daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arabaların yanına doğru devam ediyoruz. Toyota RAV4 ile güzel bir yarışma olacak gerçekten. Epeydir de uçma yarışması yapmıyorduk. Ve SUV'ler için güzel bir bölge burası. Yani o hızlı arabalarımız olsaydı Bugatti'ler falan onunla burası iyi olmayabilirdi bu uçma bölgesi. Ama şey için burası daha güzel. SUV'ler için arabalara ya, bu arada geldik şaşırdım konuşurken. Şimdi abi arabalara bir bakalım isterseniz. RAV4 daha şöyle geri geleyim. RAV4 birinci abi. RAV4 var yarışacaklar arasında. Daha sonra burada bir Porsche Cayenne izleyeceğiz. Çok güzel bir araba. Range Rover. Burada Lamborghini Urus. BMW X5. Mercedes G650. Volkswagen Touareg. Ve Toyota Land Cruiser Prado bizlerle olacak. Çok güzel bir uçma yarışmasında. Bugün bu 8 araba ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi RAV4'ü en başa alacağım arkadaşlar. Çünkü sonda da Toyota var. İki Toyota sona kalmasın. Bir tanesi şöyle en başta olsun. Böyle bir yerine bir park edelim. Abi şu an şöyle birazcık daha geri gelelim. Hop tamamdır. O zaman RAV4 ile başlayalım arkadaşlar. Güzel bir uçuş, güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum. Favori arabanızı yazın bakalım. En uzağa uçanlar arasında mı olacak? Ben de merak ediyorum. Benim favorim hepsi. Yani hepsi gerçekten çok güzel. Uçacağımız noktayı görün abi. Bakın. Tam buradan uçuyoruz. Ooo. RAV4 çok güzel uçuyor. Frene basıp durduğumuz nokta önemli. Haberiniz olsun. Ve burası. Abi aslında uçuşu çok güzeldi. Fren yapmasıyla da gayet iyi oldu. Ve uçtuğumuz nokta bence gayet güzel arkadaşlar. Bakın. Ağacın olduğu hiza. Yine buradaki ağacın bir tık ilerisi, hastanenin biraz gerisine düştük. Bence oldukça iyiydi. Gerçekten çok güzeldi. Ben bu kadar iyisini RAV4'ten beklemiyordum. Yalan yok. Gerçekten beklemiyordum arkadaşlar. Ama RAV4'ün uçuşu gerçekten
baya iyiydi arkadaşlar. Şimdi doğru ikinci arabaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci arabamız Porsche Cayenne arkadaşlar. Cayenne çok sevilen bir araba. Benim de çok sevdiğim bir araba. Bakalım Cayenne'de nasıl bir performans göstereceğiz, merak ediyorum. Ya muhtemelen RAV4'ten daha iyi olacak gibi duruyor arkadaşlar. Sonuçta Cayenne, yani muhtemelen iyi bir uçuş yaparım diye düşünüyorum. Ne oluyor dedim bir an. Aman abi. Aman. Sakin. Güzel bir uçuş gelir mi? 150 civarı bir uçuşla gittim. Frenliyorum. Oo. Bu ne abi? RAV4'ün gittiği yere bakın. Cayenne'in gittiği yere bakın. Ben bu kadar beklemiyordum. Yani RAV4'ün uçuşu bayağı iyiymiş. Ama Cayenne'e bakın abi. Cayenne'le baya geriye düştüm arkadaşlar. Ya biraz aynı noktadan da uçamamış olabilirim. Ya onun da etkisi çok az da olsa vardır ama yine de her halükarda RAV4'ün gittiği yer belli arkadaşlar. Cayenne'in gittiği yer belli. Gerçekten RAV4'ün bu kadar iyi olabileceğini tahmin etmiyordum ama RAV4 Cayenne'e baya fark attı. Baya fark attı hem de. Şimdi 3. arabaya doğru ben koşuyorum. Siz de bir saniye sonra arabayı görüyorsunuz. Evet, üçüncü arabamız Range Rover arkadaşlar. Yine benim de çok böyle iyi uçacağını düşündüğüm arabalardan bir tanesi. Çok sevdiğimiz bir araba. Bakalım Range Rover'la nasıl uçuş yapacağız. Şu an için RAV4 ve Cayenne'le uçtuk. RAV4 gerçekten Cayenne'den daha iyi uçtu arkadaşlar. Ama işte burada giderken de biraz performans önemli. Çok iyi gitmek lazım. Bakalım, göreceğiz şu an. Sanki daha iyi uçuş gelecek gibi Range Rover'dan. İyi uçtu, frenliyorum. Direkt durdu. Abi şöyle bir şey de var. Bu tarz parkurlarda biraz fren sisteminin iyi olması gerekiyor. RAV4'ün freni biraz kötüydü hatırlarsanız. Onun da etkisiyle RAV4 birazcık geç durdu. Normalde o kadar ileri gitmezdi ama yine de sonuç olarak geç. İleride arkadaşlar. Parkurun şu an için RAV4 en iyisi. Cayenne bakın bu noktada. Range Rover Cayenne'in birazcık gerisinde gördüğünüz gibi. Şu an durumlar bence gayet güzel. RAV4'ü saymazsak RAV4 fren sisteminin kötülüğü sayesinde bayağı bir geç durdu. Biliyorsunuz bakın bayağı ileride. Yani muhtemelen bilmiyorum, RAV4'ü herhalde geçebilen pek olmayacak gibi duruyor. Şu an durumlar bu şekilde. O zaman 4. araba için... Mesela Lamborghini Urus var. Tüm sıralamayı değiştireceğini düşündüğüm bir araba arkadaşlar. Cayenne ile Range Rover'ı çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Ama yine de bakacağız. RAV4 konusunda çok emin değilim. RAV4'ün kötü frenleri sayesinde çok geç durabildim. Çok geç durduğum için de bayağı bir ileriye gitti araç. Ama yine de göreceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Lamborghini Urus bayağı bir şeyleri değiştirecek gibi hissediyorum ama bakacağız. Hızlanması çok önemli. Ooo 100. Sağlam uçtu dedim size. Abi ağaca çarptık. Şaka mı ya? Havadayken ağaca çarptık. Ona rağmen Range Rover'ı geçti. Eğer ağaca çarpmasaydık Cayenne'i bile geçecektik. Hatta RAV4'e yetişemezdi ama yani şuralarda bir noktada dururdu gibi gözüküyor. Urus'un performansı şu an için bence gayet iyi. Range Rover'ı geçtik. Cayenne ve RAV4'ü maalesef geçemedik arkadaşlar. Şu an birinci hala RAV4, ikinci Cayenne, üçüncü Urus, dördüncü Range Rover. Şu an için kaldı 4 arabamız. Şimdi 5. arabamıza gidelim. Bakalım sıralamada bir değişiklik olacak mı arkadaşlar? Sırada BMW X5 var. Yine çok güçlü bir araba arkadaşlar. Ha bunu da şeyi de söyleyeyim. Hiçbir arabamızın T6, T5, T4 hiçbir yükseltmesi yapılmadı biliyorsunuz. Hepsi stok halde. Hani biri hızlı biri güçlü gibi olmasın. Hepsi stok versiyonu arkadaşlar. Şimdi X5 ile güzel bir uçuş gelir mi? Hadi bakalım. Oo, araba hızlı ha. Söyleyeyim size, ben bununla iyi uçarım. O RAV4'ü geçerim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aman. Abi 160-170 ile uçarsam iyi arkadaşlar. 155 civarı bir uçuş geldi. RAV4'ü muhtemelen geçeceğim. Yapma be.
Çok 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 iyi bir uçuş geldi. Yani RAV4'ün kötü freni olmasa X5 kat kat iyiydi. Şu an için sıralama epey değişti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. RAV4'ü bir unutun. Hani RAV4 birinci artık, ona yapacak bir şey yok. X5 ikinci sıraya geldi. Üçüncü sırada Porsche Cayenne var biliyorsunuz. Dördüncü sırada Lamborghini Urus, 5. sırada Range Rover Sport var. Şu an tam da beklediğim durum oluyor arkadaşlar. BMW X5'in rahat sıralamayı değiştireceğini düşünüyordum ben. Şöyle bir genişten bir bakalım mı sıralamaya? Hazır kamera sistemimiz de var artık abi. Şöyle dur. Hemen şöyle gösterebilecek miyim? Bir bakayım. Geriye doğru. Biraz da yukarı kaldıralım. Bakın abi, durum şu şekilde. Hemen şöyle göstereyim. Biraz da kameramı uzaklaştıralım. Range Rover şey, RAV4 burada. X5'in noktasını görüyorsunuz zaten. Biraz da şöyle yandan göstereyim abi. Bu özellik dediğim gibi çok 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 güzel oldu. X5 burada. Cayenne burada. Urus çok az bir farkla. Range Rover'ı geçmişti biliyorsunuz. Range Rover'da en sonda bekliyor. Şu an sıralama bu şekilde arkadaşlar. Hemen hemen neredeyiz abi, kafa gitti. Şimdi 6. arabamızla uçmaya çalışacağız. Herhalde G650 olması lazım. Mercedes G-Class. Bakalım onun performansı nasıl olacak? Hadi görelim arkadaşlar. Evet, G650 varmış. Daha sonra Touareg ile en sonda Land Cruiser Prado ile uçuş yapacağız. Bakalım sıralamalar nasıl değişecek? Çok merak ediyorum gerçekten. G650 de çok hızlı bir araba ya. Ya bilmiyorum, X5'in yerini alabilir arkadaşlar. Ne kadar hızlı gideceğine bağlı. Burada birazcık da hızlanmanın önemi var arkadaşlar. Ne kadar hızlı hızlanırsak arabayla o kadar iyi uçuş geliyor. Ya tapsı bir önemi yok. Hızlanmanın çok önemi var. Muhtemelen G650 ile uçacağız. Yani şu an 130 bakayım, 140 yok abi. Oo, ta 120'lere kadar düştü hız. Bayağı kötü oldu. Frenlemeye başladım. Evet. Yani belliydi. Dedim ama size 120 civarı bir hızla tam dik olan tepenin tam dik noktasında şuralarda nerede düştük? Şuradan mı düştük? Şuradan mı düştük? Oraya geldik. 120 ile uçuyorsan uçamazsın arkadaşlar. Zaten gidemezsin. Ve şu an bakın hepsinin, hatta şöyle daha böyle garanti olsun. Artık bu özelliği bulduk ya, hep bunu kullanırım. Ama güzelmiş gerçekten. Bakın farkı açık ara görebiliyorsunuz. Şöyle zaten Urus çok az bir farkla Urus geçmişti biliyorsunuz biraz önce. Yani çok az yani. Ve en sonda da Mercedes G650 var arkadaşlar. Durumlar bu şekilde devam ediyor. Arabamızı kapatalım. Hemen abi iniyoruz. Şimdi sırada Touareg mi var? Volkswagen Touareg geliyor. Evet, Touareg bizi bekliyor. Üstüne de port bagaj takmıştık biliyorsunuz. En son yaptığımız modifiye zaman ilk bu güncelleme geldiğinde dedik takalım nasıl gözüküyor. Touareg'e de çok yakışmıştı. En sonunda da Land Cruiser Prado bizlerle olacak. Şimdi Touareg zamanı. Bakalım Touareg'in uçuşu nasıl olacak? O tam tepe noktasında 160-170 civarı bir hızla geçerseniz, yani RAV4 olmasa da diğerlerini rahat geçebilirsiniz arkadaşlar. Oo, bu araba hızlı. Ben bunu unutmuşum. Bu bayağı iyi gidecek arkadaşlar, söyleyeyim size. Bayağı iyi gidecek. 150 civarı bir hızla uçtuk. Bakıyorum fren yaptım. Ve şu an için size dedim bu sıralamayı değiştirir. Cayenne'i çok az bir farkla geçti değil mi? Bir bakalım abi tekrardan. Şöyle Allah, kameramızı şöyle bir, evet yani çok az bir fark arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok az bir farkla Touareg Cayenne'i geçti, Urus'u geçti, Range'i geçti, G650'yi geçti. Ama RAV4 birinci, ikinci BMW X5, üçüncü Volkswagen Touareg arkadaşlar. Gerçekten sıralamalar efsane oluyor şu an için. Çok kapışma var. Yani sıralamayı biraz RAV4 karıştırdı ama artık yapacak bir şey yok. İsterseniz görmezden gelin, isterseniz görün. Ama sonuçta uçtu muçtu abi. Yapacak bir şey yok. Birinci RAV4, ikinci X5, üçüncü Touareg. İsterseniz artık son aracımızla uçalım. Ne var sırada? Toyota Land Cruiser Prado. Evet, tüm sonuçları belirleyecek son arabadayız. Land Cruiser Prado ile her şey değişebilir arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü unutabilir yerini. Çünkü Land Cruiser Prado geliyor. Bakalım nasıl bir uçuş olacak. Çok merak ediyorum bunu da. Umarım yani ilk üçe girer diye tahminim var ama yine de belli olmaz. Yani göreceğiz. Bakalım uçuş. Hızlanma çok önemli arkadaşlar. Hızlanmamız iyi olursa bu arabayla, bakıyorum
Yani şurada bile 140'ı gördüysek bu arabanın uçuşu sağlam olacak, haberiniz olsun. Sağlam olacak, haberiniz olsun. Of 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 of. Range Rover'ın üzerine düştük. Şaka mı bu? Size dedim abi, sıralamayı değiştirir. Dedim arkadaşlar, değiştirdi abi, bakın. Açık ara değiştirdi hem de. Şimdi tabi bu belli bir yere kadar götürüyor. Şu an buraya kadar sınır. Biraz daha gidemiyor muyuz? Yok. Neyse. Şimdi RAV4'ü saymıyorum abi. Günün birincisi RAV4 arkadaşlar. RAV4 ta şuralara falan düştü. Ama durana kadar buraya gelebildik anca. Yani düşünün. Ama şöyle bakıyoruz abi. Olaylar fena yani. Gerçekten fena şeyler oldu. İkinci sırada X5 var. BMW X5 ile en iyi ikinci uçuşu yaptık. Üçüncü sırada çok az bir farkla gerisinde Toyota Land Cruiser Prado oldu. Gerçekten iyi uçtu. Hemen bu tarafa doğru gittiğimizde abi görüyorsunuz. Volkswagen Touareg 4. sırada yerini aldı. Daha sonra şöyle yan taraftan da göstereyim abi biraz. Porsche Cayenne çok az bir şey Touareg'in gerisindeydi. O da performansı çok ama çok iyiydi. Şimdi şeye bir daha bakacağım. Emin olamadım arkadaşlar. Orada Urus'ta Range Rover'ın bir şüpheye düştüm. Hangisi daha önde diye. Buradan malum kamera o kadar göstermiyor. Yanına gitmeniz lazım. Yani belli bir yere kadar böyle fotoğraf modu uzaklaştırıyor kendini. Şimdi abi bakayım. Yani gerçi belliymiş ya. Abi açık ara. Yani abi şöyle bakın. Baya baya Urus önde arkadaşlar. Ne dedik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urus oldu. 7. Range Rover oldu. Sonuncu Mercedes G650 oldu arkadaşlar. Şöyle hepsini de görebiliyor muyuz? Hemen hemen görüyoruz. Gerçekten müthiş bir yarışmaydı. Gerçekten çok eğlenceliydi. Yarışmalar devam edecek. Bugün SUV'lerle yaptık sadece. Ve kazanan RAV4 oldu arkadaşlar. RAV4'ü yazanların pek olacağını sanmıyorum. Yani X5'i yazan çok olacaktır. Ne bileyim Land Cruiser, Porsche, Mercedes, Range, Urus. Belki Toyota RAV4 en az yazan olacak ama kazanan oldu arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.